Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun değil mi takipçilerim? Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Evet arkadaşlar, bahçe işleri başladı. Şöyle göstereyim size. Küçük el motoruyla bahçe yapacağımız yer sürü yeşimle. Arkadaşı geldi Uğur abi, Allah razı olsun. Ben de şöyle kıyılarda çimler vardı arkadaşlar. Çimelen yerler. Şu yeşili ekliydik ya. Buralar dediydim sizlere. Otunu yoluyorum, çöpünü yoluyorum. Ben de küçük çapayla şöyle çim oldu arkadaşlar. Çim üstünün çimini, otunu biçti benim bey de. Vallahi çapayla böyle çapanın ince ucundan vurmayınca olmayacak. Çünkü çim oldu. Vurmasak da ot bahçesi olacak. Bakın Allah aşkına bey. Gel şimdi buraları çapalıyoruz. Pancarı bitirdik. Pancarın alt tarafı olmadıydı. Oraya da diyor benim cancağızım sürem de şey ekem diyor. Bir iki bostan verin aktam diyor. Boşu boşuna tala ziyan olmasın. Kıyıları da daratam dedi. İyi dedim arkadaşlar. Avluları süpürmeye çatıdan süpürge getirdim. Onları da burada videonun da suyu vardı. Onları ısladım. Bağlacan ipinden arkadaşlar yumuşasın diye. Sert kazık gibi. Bu yüzden azıcık yumuşasın diye şöyle bastırdım. Şimdi arkadaşlar ıspanaklarım vardı. Geçen bir tolu yağdı, İnanamam size, 2 gündür bahçeye inesim gelmedi. Allah aşkına fidan uyukluydum. Ne oldu arkadaşlar, gördünüz mü? Biz de aksi gibi o gün evde yoktuk. Notarabam gibi oturmaya gittiydik. Biz gidince de tolu verivede ıspanakların yapraklarını çırptı. Fidanlarımı vurdu. Tolu döktü. Ondan sonra şurada pırasa. Aman soğan marullarım vardı. Çok da güzeldi arkadaşlar. Çıktı da çıktı. Hiç hoş olmadı. Ben ellemedim ben. İnşallah düzelir. Havala iyi ya gari. Havala sıcak. Kendi düzelir herhalde tahminim. Bu yüzden üst yapraklarını koparı koparı vereceğim. İspanaklarımı birazını gazma dedim. Yapraklarından faydalanırız diye. Bunlar da soğuk burada arkadaşlar. Süpürge böyle açık suyun için ıslandım. Yumuşaya veriyor. Bağlaması kolay oluyor arkadaşlar. Çok güzeldi ya. Azıcık şurada sarımsaklarım kaldı. Bunları ellemedim. Birazını götürdüm yukarı. Biraz daha var. Ben daha çapanın ucundan şuralara ağaçtan kenarlarına ağır ağır vurayım da. Buradan şunu bak. Kaldı iyi olduğum kökenlere. Yal araba daha işim hayvanları götürdü içeri. Kızağlarımız falan vardı. Benim bey vallahi çapa çapalıyı verir. Yazık adamcağızım. Köy işi bitmiyor arkadaşlar maalesef. Hüseyin dayıların serada her şeye var. Yeşillik, fidanları diktiler. Bu verim vermedi arkadaşlar. Bu sene yok. Daha hiç meyvesi yok. Bu sanki erik gibi değil mi arkadaşlar? Erik bu. Kiraz değil bu erik. Bir tane desen şeysi yok, meyvesi yok. Çiçek diyor zaten bunda. Bu son zaman canlandı arkadaşlar. Geçen sene diktiydik. Son zaman canlanmaya başladı. Ha ondan diplerini çapalayacağım ben arkadaşlar. Gördünüz mü? Kışın nasıl otlandı, nasıl otlandı. Daha üstünden biçtik de şöyle hayvanlarımızı götürmedik bir el arabası. Şimdi daha içeri götürdü benim bey. Ben de şu kök kısımlarını yoluyorum. Köklen şey diyorum. Erdal bey bu işler kolay değil. Hanımlar işli olsa beyler dişleyecek. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ya halı gibi oldu yerimiz. Tertemiz oldu sürünce. Şöyle bayağı 2-3 kat gitip geldi benim beyim. Yuvur abiye döndü. Bir de Erdal 2 kere 3 kere talaş attırdı. Şuna bakın arkadaşlar. Ben şu kök kısımlarını topladım şurada. Yalnız şuranı geçmedi arkadaşlar ya. En korktuğum yer. Şunu bakın burada şınangayı olmuş bura. Ama ben ha şöyle çıkayım. Şöyle saksı gidi alacağını. Şuraya vallahi iyi yevesin arkadaşlar. Vallahi kolum başım kaldı. Kendiden beri biz buralarda uğraşıyoruz. Saat 7 geldi. Saat 2 saat oldu aşağı yine. Kale bugün süren biliyoruz. Yarın olur. Yarından sonra da güzelce gırklarını kıran tertemizliyoruz. Bakalım arkadaşlar. İnşallah bir olur bakalım. Ne olur ne olur. Allah'ın dedi. Erdal! Bir de şuraya gel. Oraya etme.
şuraya gel şuraya. Bir kere daha dön gel. Orada pancar yok. Abok. Akşam güneşi neden batıyor? Şunu bakın bir. Yandım cayır. Asam ot diye kaldı vallahi arkadaşlar ya. Kaç bir çıkın. Yukarı gel arkadaşlar. Akşam oldu ya. Azıcık daha şuradan iki daha vurayım da şu dükkanlara. Saksı kadar vurayım da. Bundan sonra çıkacağım gel yukarı arkadaşlar. Giderken benim bey gidiyor. Gelirken Uğur abiye geliyor. Çünkü yoruluyor lan. Motor kendi kolunun kuvvetiyle geliyor arkadaşlar. Kattıra kattıra getiriyorlar. Bu el çapası diyorlar ya buna. Biz buraya kendimiz sürdüydük de şimdi bunu taraş ince incele diyor. Tırmığına şey pulluğuna sürme gibi olmuyor arkadaşlar. Bunun toprağını incel diyor şimdi. Yani güzel oldu. Ot olmaya vese tertemiz oldu arkadaşlar ya. Yarından sonra yine otlanır çöplenir bunu. Amanın benim adamın derinde bir turpan devamı oldu. Angın gıylanını bozmuş kafayı. Yarabbim otunu çöpünü biçip duruyor. Ucundan ucuna biçip dipleri kalıyor. Şunu bak hep kendim çıkardım köklerine şunları. Çöpünün ucunu. Gördünüz mü arkadaşlar? Amanın şu kaşına notladı. Elim yaktı benim yakağı. Eldiven de var. Şunu bakın be. Yine diyandellerim. Pek kaşındır ya arkadaşlar insanın vücudun değdiği zaman. Aslında bunun tazeyken bitmesini yaptın mı eksemaya veren çok iyi geliyormuş arkadaşlar. Bu biraz kaşındırıyor ama sirken deriz biz buna arkadaşlar. Sirken o çok şifalıymış aslında. Bilseniz de yeseniz ben yiyemem de yiyenler diyor. Ha böyle çapanın ucundan arkadaşlar ağır 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 bitirdim oldum gal. Alayım da ayaklarım değmesin. Ya işte dönüyor yani tavuklarına bak. Ne güzel yaşıyorlar perspektif. Burada bir daha geliyor. Erdal'ı inam etmiyor motora. Erdal'ın elinde kalacak şimdi motor. Kapat yalan mı bu çıktı arkadaşlar? Gördünüz mü? Günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı, huzurlu sabahlarınız olsun yemek takipçilerim. Evet arkadaşlarım. Yumur dostlarım geçti motora. İşin başına. Yemek takipçilerim. Dün akşam üzeri biraz bahçede iş yaparken çektiydim. O videomuzu ben yetiştiremedim, paylaşamadım, yarım kaldı. Bugün de dikiş nakış öğleden sonra çay sırası ben de büyüme takipçilerim. Bugün ben neler yapacağım? Bugün ben kısır yapacağım. Bundan sonra eşim simit aldırdım 10 tane. Zeytin, peynir, ondan sonra domates, salatalık derken biraz da kısır yapayım dedim arkadaşlar. Çayın yanında. Kocamız fazla bir şey getirmeyin diyor ama benim içim sinmiyor arkadaşlarım. Ben takipçilerim. O yüzden bahçemden marul gettim. Yeşil soğan gettim arkadaşlar. Biraz tolu vurmuş ya. Çok da zararı yok. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her şey Allah'tan geliyor. Ispanaklarım vardı. Marullarım vardı. Yeşil soğanlarım vardı. Ondan sonra onu geçtim arkadaşlar. Fidan öğütüyordum. Bayağı fidanlarım birer karışı oluyordu. Onları da vurmuş soğuk. Öldürmüş yapacak hiçbir şey yok. Rabbimden geldi galiba. Gideceğim arkadaşlar. Yağmura da ihtiyacımız var. Yeşil soğanımızı ayrıca üzerine koyacağım. Buna kuru soğanı kavuracağım. Yağına salçayla azıcık yağ koyacağım arkadaşlar. Evet kucuğum. Evet benim Erflin'im de var değil mi kucuğum? Ben arkadaşlar Erflin'den video çekmiyordum ama öğle yetişmesi lazım. Öğlen oluyor. Kısır da bir gün önce olamayacağına göre
şekilden. Anne. Ey kuzum. Anne. Sen varın değil mi kızım burada? Arkadaşlar bir dertle benim gücüm, bir dertle. Akşamıcık ben arkadaş kızım evin içlerinde. Öğlen erkeni bir kuşlu koydum arkadaşlar. Hemen doğru dikiş nakış kursuna geçiyorum. Çünkü zaman yok. Zaman kısa. Bir kuşlu gidiyoruz, dörtlü bırakıyoruz. Aha geldi dedi, bahçeyle uğraşıyoruz. İnanın akşam yemeğini yapmaya da fırsatım yok. Benim oğlan öyle diyor. Ben de dikiş nakışını zevkimi unutam oldu diyor. Yapacak bir şey yok kalbi yemek tabi. Başladık, makinemize dağıldık. Allah güle güle bulandırmayı nasip etsin inşallah. Çocuklarım güzel güzel şeyler dikeriz. Alyam'ın geceliğinden başladım arkadaşlar. İnşallah bitirince gösterin sizlere. Alyam'ın gecelik takımı dikiyorum ben. Ondan başladık. İlk önce dedik. Kızım inşallah bana uğurlu gelir. Kıymetli takipçiler. Arkadaşlar bahçelerle uğraşıyoruz. Biraz zor da. Meyvelerin yemesi de güzel oluyor. Bak yeşil soğanını, marununa. Ondan sonra bir kış ıspanağımız, rokamız, teremiz yetti bizlere. Ha, azıcık zahmet doluyor da yapacak bir şey yok. Benim bey seviyor arkadaşlar. İşine uğraşmıyor. Kala, bahçe, bahçenin uğraşıyor. Eşim çalışırken ben oturuyorum, oturmam arkadaşlar. Biz birimiz ne yaptık? İkimiz beraber yaparız. Her şey ikimiz yaparız arkadaşlar. Allah razı olsun. O bana yardım eder. Ben ona yardım ederim. Anca beraber, bence beraber diye bir laf var ya arkadaşlar. Öyle işte. Biraz ben şöyle çamurunu yıkayacağım da biraz bunu bekletiverelim arkadaşlar. Arkadaşlar ne, nasılsınız? Ne var ne yok? İyi misiniz? İşleri kayıtları başladınız mı? Bahçe sorularına başlamıştır biz gibi. Bahçeyi sürdük de yarın da nasip olursa garipramız göreceğiz arkadaşlar. Ben bamyama, ondan sonra fasulyeme, salatalığım, çekirdeğime aldırdım. Cancağızımı aldı geldi. Onları atacağız. Gal nasip olursa da akşam üzere, yarın akşam üzere atarız herhalde. Bugün de atarız bunun da. Durumu göre ver bakalım. Kıvanlarım çok güzeldi arkadaşlar ya. Tolu vurmuş. O gün biz Nurtan Abadi'ye gittik. Doğduğu gittik. Biz orada efendim yağmur vermedi mi? Yine evde olsam fidanlarımın üstüne olsun örterdim. Tolu çırpmış ne var ne yok. Mahvetti fidanlarım. Hiçbir şey üzülmedim de. Marılarımla fidanlarımı üzüldüm arkadaşlar. Marılarım hemen çok güzel yemişim. Eğer tekrar aşılacağız. Nihali yenge dedi. Dedi Nihali yengenin yediğinden aşılabildim. Ben onları arkadaşlarım. Çubuğuna aşılarım da tutturduydum. Abi de yolu yazın bir sıra veren. Azıcık marılar suyunu içeceğim, içini bekleteceğim. Mecburen azıcık çalabilir yani gözümü. Çıkardım videomuz ama etini gösterme olmayın arkadaşlar. Benim kıcımı gösterme olmayın değil mi kızım? Burada ablasım oyuncakları var da bunlar oynuyor benim kızım. Mutfakta havalar iyi oldu galiba. Önceden soğuk çıkamıyorduk dışarılara. Şimdi havalar biraz çıkıyor oldu. Değil mi pamuğum? Etini. Değil mi kızım? Arkadaşım arkadaşlar, abi kimse yok. Biz her şeyinle duruyoruz ya, değil mi kızım? Ben pamuk şekerimle duruyorum. Ben gücümle durarım gali. Azıcık marılarımızı ıslanmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, soğanı biraz kavurduktan sonra biber salçası koyacağım şöyle. Azıcık benim biber salçam acın arkadaşlar. Şunu ayırdık. Daha sonra domates salçası bu için. Biraz renk kırmızı olsun. Ben kırmızı seviyorum arkadaşlar. Ben bütün yemekleri biraz salçalı yapıyorum ya. Ondan sonra bir taraftan suyumuzu boyutup kırmızı.
İyice salçayla salonu iyice kavuracağım bir makas. Salçanın kokusu birisi kavuruyor ben. Altı da kısa olmuş, da kısa değil. İyice de kavuracağım kısık ateşte. Ketonumda suyum kaynayası kavuracağım arkadaşlar. Göz kararı koydum bakalım. Tavuğun altını kısalım. İyice şöyle kavurur gibi karıştıracağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık fazla koyan da. Azıcık çok az Nur Seyman'a koyan arkadaşlar. Şimdi altını kapatıp al arkadaşlar, sanki suyu az gibi geldi. Şöylece kapağını kapatıp bir 15-20 dakika bekleteceğim arkadaşlar kabarasıya. Şimdi arkadaşlar marularımızı yıkadık, güzel çözdürdük. İnce ince de marularımla pişir soğanlarını kıyacağım. Bir taraftan yemeğim kabarırken temizleyelim, beklettim arkadaşlar. Azıcık çekiyor, azıcık çekmiyor gibi arkadaşlar. Şimdi oraya ben biraz geç gidelim. Çayar. Erken giden boy veriyor arkadaşlar. Normalde bizim kursumuz 1'de başlıyor. Ama ben erkeni bırakıp da gidiyorum 1.30'da. Tabii ben oraya varasıya saat 2 içerik kalıyor. Hemen varıyorum oraya, çay atılmış oluyor arkadaşlar. İkramlarımızı hazırlayıp yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra başlıyoruz kesileceklerimizi, kesileceklerimize. Domates kıysam mı, büyümesem mi bilemedim arkadaşlar. Benim Nurfer'im bol domatesli seve. Kısıra. Ben de kendim domatesli fazla sevmem içinde. Evet arkadaşlar. Kızımızın içine marulunu, soğanını kıydık. Ondan sonra yemeğimiz de pişti, kabardı arkadaşlar. Tepsiyi boşaltacağız. Sıcak. Bir yarım saat durdurdum. Etme kuzum. Telefonu düşürürüz. Telefonu düşürürsün. Etme. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz çıktıydım, çok sıcak. Marula içinde haşlanacağım, inanın. Şöyle hem salçasını verin, iyice karıştıralım. İnşallah yeterli gelir. Çok sıcak arkadaşlar, açık havalanıyorsun şöyle. Rengi de çok güzel olmuş ha. Ben tam böyle renk severim arkadaşlar. Açık renk sevmem.
Şöyle birazcık havalandıralım. Malzemelerimizi ara ara koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle marulumu yeşil soğanımı koyalım şuraya. Acabamızı tepsiyle. Rabbim israf edenleri sevmez. Şöyle arkadaşlar limonum var. Limonumu sıktıydım. Ekşisini. Azıcık biber salçam. Azıcık acılıydı ama azıcık daha şöyle acı kezdirin arkadaşlar. Çok değil ama yeterli gelir herhalde tahminim. Çuvalda nane. Baharat koymayacaksın. Şimdi seven olur, sevmeyen olur. Çuval sevmem. Ben kendim naneyi çok seviyorum arkadaşlar. Naneyi de koyduktan sonra kuzum dur bir. Yuvarlak bir şey yok kuzum dur. Şöyle iyice karıştıracağım. Ondan sonra kuzuna öyle bakacağım arkadaşlar. Biraz şöyle karıştıralım. Kuzum tripodumuzu düşüreceğiz dur. Zaten bir düşürdük arızalı. Kıymet takipçilerim bugün herhalde video çekemedi tahminim. Her zaman rahatsız etmeye gerek yok arkadaşlara. O yüzden domates kıysanmadı kadar düşündüm. Yani kıysam olur mu kadar düşündüm ya. Sigara kıymayan ya. Meselimiz böyleymiş arkadaşlar. Şurası hemen zeytinyağı gezdireyim ben buna. Ondan sonra yağı tuzu tamam arkadaşlar. Tuzu iyi. Şöyle. Hadi yüzüm kıymayan takipçi. Şöyle yedireyim. Evet arkadaşlar. Kızarımız da tamam. Dur kuzum açalım. Şimdi arkadaşlar. Dur kuzum açıvereceğim. Açıvereceğim dur. Açacağız. Evet değerli takipçilerim. Bugünkü videomuzu bitireceğiz. Kısırımızla yaptık. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Az da olsa çok az da olsa yorum yapın. Birbirlerimizin yorumunu beğenirsek çok sevinirim değerli takipçilerim. Her şey gönlünüzce olsun kıymetli takipçilerim.